Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte tamamlanınca aynı zamanda dünyanın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul Havalimanı'nın gelişmiş teknolojik özelliklerine bakacağız. Öncelikle bu bilgiyi sizlere vermek istiyorum. Havalimanının IT harcamalarına toplamda yaklaşık 200 milyon euro para harcanmış. Tabi buna bağlı olarak da havalimanının tamamen yapay zeka ve akıllı sistemlerle donatıldığını söylemekte bir problem yok. Şimdi İstanbul Havalimanı'nda 3 adet veri merkezi var. Buna ek olarak 102 adet entegre sistem, 467 adet sunucu, 780 telekomünikasyon odası, 3250 adet kartlı geçiş noktası, 3267 uçuş bilgi monitörü, 4599 tane destek verilen bilgisayar ve 9000 adet de güvenlik kamerası var. Buna ek olarak arkadaşlar havaalanı içerisinde 20 milyon GB'ı destekleyebilecek kadar bir data merkezi var. Bu da arkadaşlar bir şehir düşünün. Bu şehirde 80.000 tane network portu olsun. Bu data 3 aşağı 5 yukarı buna denk geliyor. Yani ciddi bir rakam. Hatta şunu da düşünün. Mesela havalimanına toplamda döşenen fiber optik kabloları yola sersek buradan değil de İstanbul'dan Berlin'e kadar yol gidebiliyoruz. Bu da 3 aşağı 5 yukarı 1700 kilometreye denk geliyor. Tüm bunlara ek olarak yaklaşık 4500 kilometreye denk gelebilecek kadar da bakır kablolama mevcut. Tabii şimdi benim aklımda şöyle bir soru uyandı. Muhtemelen sizde de uyandı arkadaşlar. Bu devasa teknolojinin sorumluluğu kime ait? Bu iş için de havalimanında aktif çalışan 780 kişilik bir teknik ekip, yani teknik personel hazır duruyor. Şimdi gelelim biraz da kameralar meselesine. Başta söylemiştim, 9000 adet kameraya ek olarak 4000 adet de sensör var. Bu 9000 kameranın içinden 248 tanesine bir takım kusurlu hareketler tanımlanmış durumda. Mesela nedir bu kusurlu hareket? Diyelim adam valizini koydu, bastı gitti. Hop, kusurlu hareket anında müdahale. Ya da diyelim ki birisi havalimanının içinde anlamsız bir şekilde bağırıyor, çağırıyor. Hop, kusurlu hareket anında müdahale. Bu tanımlanan hareketler sayesinde çalışan sensörler olası bir felaket meydana gelmeden önce durumu engellemede bayağı bir yardımcı olacaktır. Tabii böyle bir teknoloji kompleksinin içerisinde robotlar da yerini almış durumda. 3 tip robot ekibi bizleri karşılamak için bekliyor. Bunlardan birincisi hizmet robotları, ikincisi güvenlik robotları, üçüncüsü de temizlik robotları. Tabii yine robottan sayılır sayılmaz, ya bu çok önemli bir ayrıntı değil, fakat sürücüsüz araçları da olayın içine dahil etmek lazım. Bu hizmeti de şöyle hayal edin, geldiniz otoparka, sürücüsüz araca binip uçağınıza kadar tın tın gidebilirsiniz. Bu araçların adı da IGA Bus ya da IGA Bus, bence IGA Bus, IGA Bus yani. Ayrıca arkadaşlar havaalanı içerisinde yine T uçağın içine kadar geçerli olan bir ücretsiz internet servisi var. Bunu da size şöyle tarif edeyim, yaklaşık 55 bin kişi, tabi bu şu anda tarif edilen arkadaşlar, ücretsiz, kesintisiz ve hızlı internet hizmetinden faydalanabilecek. Muhtemelen bu altyapı onu kaldırır, fakat tam gerçeğe dönüştüğünde bunun ne kadar faydalı olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yine bu duruma bağlanabilecek olan hızlı geçiş sistemleri, akıllı uçak bildirim sistemi ve akıllı otopark sistemi de mevcut olacak. Buraya bir ek yapacağım arkadaşlar. Havaalanı içerisinde bir adet de Türkiye'de ilk kez kullanılan sanal kule hizmeti verilecek. Bu şu anlama geliyor, uçakların iniş kalkış hareketleri arttırılmış gerçeklikle analiz edilip bir takım sonuçlara ulaşılabilecek. Arkadaşlar biraz da bu havaalanının büyüklüğünden bahsetmek istiyorum sizlere. Kendileri tam olarak 500 apron kapasiteli ve Boeing 737 veya 800 gibi dev uçakların iniş kalkışları için uygun. 19 uçak iniş kalkış yapabilmekle birlikte yolcu kapasitesi de yaklaşık 200 milyon. Bu kapasiteyle birlikte arkadaşlar şu an verili durumda ikinci olan Çin'den ve Dubai'deki havalimanından daha büyük. Alan toplamda 76.2 milyon kilometre kareden oluşuyor ve 2021'e kadar da metro hizmetinin sağlanacak olduğu söyleniyor. Tabii arkadaşlar tüm bunlara ek olarak işte akıllı yüz tanıma sistemleri, otomatik geçiş, otomatik bilet tanımlama ya da bagaj işlemlerini otomatik kendiniz yapabilme gibi özellikler de havaalanının içinde yer alacak. Buradan bakıldığında teknolojik anlamda gelişkin bir yapının söz konusu olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama son karar tabii ki de hem sizlere hem de o havalimanını kullanacak olan potansiyel 200 milyon yolcuya ait. Artık bu vesileyle de videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın. Her iki yanımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizim de 2 milyon 400 bin abonemiz var.